Fikri Sağlar, 30 Kasım 2021, Bir Gün Dip Dalgası 38 yıllık aktif siyasi yaşantımda şimdiye kadar rastlamadığım kadar kötü şeylerle karşılaşmaktayım. Bugüne kadar ülkemde acıyı, üzüntüyü gördüm. Zaferler, sevinçler yaşadım. Çok değerli siyasilerle birlikte oldum. Bilge insanlar tanıdım. Milletvekili sıfatıyla hırsızlık, yolsuzluk yapanlarla da karşılaştım. Devletin malını yemeyen domuz anlayışını sürdürenlerle kavga ettim bürokrat, siyaset ve çetelerin yaptıkları karanlık işlerle mücadeleyi sürdürdüm. Aynı ilin milletvekillerinin silahlı çatışmasında onları ayırmaya çalışan şanssız milletvekilinin mecliste ölümüne şahit oldum. Akli dengesi yerinde olmadığı raporlanan ve dönemin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesine rağmen görevde tutulan, sonunda sekreter eşini meclis makamında vuran polis olayını yaşadım. Tarihimizde bir ilki yaşayan, FETÖ tarafından bombalanan meclisin o günkü üyesiydim. FETÖ'ye ne istediğinde vermedik diyenlerin suçlanmadığı bir dönemde siyaset yaptım. Baklava çalan çocukların hapsedildiği, devleti soyanların iş adamı yapıldığı dönemi yaşadım. Ama hiç bu kadar çaresiz kalan toplumla karşılaşmadım. Çözüm yolu bulamayan, ilk gördüğüne sarılan, aşağılanmaktan değil, açlıktan ve çocuklarının geleceğinin yok olmasından korkan yurttaşların durumuna tanık olmadım. Son çarenin ülkesini terk etmek olduğunu haykıran gençleri görmemiştim. Biliniz ki bilimsel ekonomiye düşman, Merkez Bankası'nı esir almış, yandaşı daha çok zengin etmek için adeta halkın inadına enflasyonu azdıran ve Türk Lirası'nın değerini düşüren stratejiyi bilinçli olarak izleyen bir siyasal yönetimle yaşıyoruz. Gıdadaki artışlar yüzünden yeter, açız diye bağıran yurttaşların üzerine orantısız polis gücü gönderen baskıcı bir iktidar şimdi bizi yönetiyor. Kapkara bir bulut adeta ülkenin üzerine çöktü ve altında insanlar kıvranıyorlar. Silahlı adamlarla korkutulan, dışarı çıkanın ölümle tehdit edildiği bir ortam yaratılıyor. Yargı bağımlı, hak, hukuk yok edildi, adalete ulaşmak hayal oldu diyen bir siyaset halkı sindirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, seçim ne zaman yapılacak sorularıyla devletin kaynakları yandaşlara aktarılmaya devam ediliyor. Kişiler üzerinde tartışma sürüyor. Oysa sistem tartışılmalı. Değişen rejim gündemden düşülmemeli. Yasama, yargı ve yürütmenin tek elde toplanmasının denetimsiz ve frensiz bir düzen yarattığı halka bıkmadan anlatılmalı. Üretmeyen bir ekonominin nedenleri, ucuz emeğin sömürülmesinin gerekçeleri olan mevcut iktidarın yaptıklarına dikkat çekilmeli. Bu sömürü düzenin bilinçli olarak devam ettirildiği toplumla paylaşılmalı. Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulmuş bir ittifakın başarılı olması mümkün olamaz dün beraber olanların bugün Erdoğan'a karşı duruşları toplumun bir kesiminde kuşkular yaratıyor ayrıca bugün ortaya çıkan kötü durumun yönetici değişikliğinden değil anlayış ve sistemin sonucu olduğu gözlerden kaçırılmak isteniyor akılların karıştırıldığı ve çelişkiler yaratılan bir durumdan başarı çıkmaz bu nedenle birlikte hareket edeceklerin Erdoğan'dan farklı ne yapacakları açıklanmalı ve toplumla paylaşılmalı. Sadece paylaşmak da yeterli olamaz. Topluma güven veren, samimi olunduğunu kabul ettiren bir düzen kurulmalı. Özellikle üreten ekonomide adil paylaşım nasıl olacak? Sosyal güvence ne olacak? Her gencin iş bulma şansı nasıl gerçekleşecek? İstihdam yaratacak hangi sektörler seçilecek? Eğitim ve sağlık parasız olacak mı? Yargı tarafsız ve bağımsız olabilecek mi? Bugün ülkeyi soyanlar, haklarımızı sömürenler, yurttaşları aç ve açıkta bırakanlar hesap verecek mi? Toplumsal barış nasıl gerçekleşecek? Siyasi partiler demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inançta samimi olabilecekler mi? Tüm adaylarını, genel başkanlar da dahil, parti üyelerine seçtirecekler mi? Bunlar ve benzeri konulardaki önerme bütünlüğün açıklanması Öncelikle adımdır. Halkla yapılacak samimi bir mukavele olmadan Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışması abesle iştigalden başka bir şey değildir. Kaldı ki Erdoğan'ın söylediği gibi seçim 2023'ün Haziran ayında olacaksa anayasaya göre Erdoğan aday olamayacaktır. Çünkü anayasa çok açıktır. Bir kimse iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamaz der. O zaman da Erdoğan karşıtlığının bir anlamı kalmayacaktır. Ancak görüyorum ki başta muhalefet partileri olmak üzere bir takım algı yöneticileri Erdoğan'ın yarattığı otokratik düzenden memnun görünüyor. Tek adamlık onları da sarmış. 2023 seçiminde Erdoğan aday olamaz gerçeğini tartışmadıkları gibi sanki Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Erdoğan aday gösterilirse karşı çıkmayacakları görüntüsünü de veriyorlar. Bu da AKP'yi cesaretlendiriyor. Bu duruş yanlış. AKP'nin yarattığı hukuk ve demokrasi dışı iklim baştan reddedilmeli. Laikliği hiçbir muhalefet partisi ağzına almıyor. Oysa laiklik olmadan inançlara saygı ve ibadet özgürlüğü olamaz. Demokrasi kurulamaz, bağımsız yargı oluşamaz. Muhalefet bu düzeni gerçekten değiştirmeye hazır mı göreceğiz. Bilinmeli ki bu düzen böyle devam edemez. En ufak tereddütte dipten gelen müthiş bir dalga tüm siyaseti tarumar etmeye hazır. Fikri Sağlar. Murat Yetkin, 30 Kasım 2021, Yetkin Report. Memleketimden gazeteci manzaraları, cevaplara göre sorular. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısından dönüşte yanında götürdüğü gazetecilerle soru cevap seansı bugünkü Türkiye'nin içler acısı bir kesitini daha sunuyor. Sadece artık Erdoğan'ın basın toplantısı demeye dilimin varmadığı basınla buluşmalarında kural haline gelen cevaplara göre sorular uygulaması nedeniyle değil. Ama cevaplara göre soruların giderek ülkenin ve halkın gündeminden kopması, daha acemi, daha sığ, daha yaranmaya çalışan bir hal alması nedeniyle de. AK Parti'nin 19. iktidar yılında iktidar kontrolündeki medyadan gazeteci manzaralarını paylaşmak aslında nereye doğru yol aldığımızı da gösteriyor cevaplara göre sorular güç sahibi makama ister cumhurbaşkanı isterse bir futbol kulübü başkanı olsun zaten belli bir sözü söylemesi için sorulmuş düzmece soruları yöneltmek demek sorulması gereken soru veya konuların güç sahibinin basın danışmanları tarafından doğrudan gazetecilere verilmesi yoluyla da olabilir. Küçük hesaplar, örneğin o güç sahibinin bir seyahatine ya da yemeğine ya da bir etkinliğine daha davet edilebilmek için göze girme niyeti taşıyan gazetecinin kişiliksizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Cevaplara göre sorular seansına Betül Bozdoğan soysalla başlayalım. TRT'de program sunucusu. Daha önce Cumhurbaşkanının TRT'de Cevaplara Sorular programını da sundu. Sorusu şöyle olmuş. Cumhuriyet tarihinde ezber bozan bir söylem ortaya koyuyorsunuz. Bu noktada bir gazeteci olarak arz etmek isterim. Halkta güven noktasında bir sorun yok fakat daha fazla bilgi ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Anlamaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bu noktada bu ekonomik argümanı bir model şeklinde aktaracak mısınız halka yoksa eylem düzeyinde mi kalacak? Cumhurbaşkanının cevabı. Elbette aktaracağım. İnşallah 15'er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarıma ayrıca çıkaracağım. Onlar da bazı açıklamalar yapacaklar. Anlamı şu, her konuşmasını kontrolü altındaki bütün kanalların canlı yayınlaması yetmiyor. Belli bir kanala çıkınca rating raporlarında pembe dizilerin altında görünmesini istemiyor. Ya da mesela o konuşurken bir muhalefet liderinin de başka bir kanal ya da internet yayınında görünmesine tahammülü yok. Artık hepsi basketbol oyuncusu kesildi ya, tam saha baskı taktiği güden bir iletişim stratejisi olsa gerek. Tabi izleyicilerin o zaman kendisini yayınlama cüreti göstermeyen kanallara internet sitelerine atlayacağını ya da mesela bir macera filmi izleyeceğini hesaba katmıyor. Yine de Betül Bozdoğan Soysal'ın sorusu 40 dereden su getirse de halkın ekonomik durumuna dair verilen sözlerin lafta mı kalacağı anlamına geliyor ki bu meslektaşımızın iletişim siciline işlemiştir bile. Soru iyi de arada Rusya olmasa. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun alması ardından fonlar kesilince kağıttan çıkan Star gazetesinin Azeri yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorusu da şu anda ekmek kuyruklarında emekli maaşı hesabındaki halkın tartıştığı bir konuda olmuş. Türk dünyasının birliği fikri daha önce de vardı ama sizinle birlikte fiili olarak elle tutulur, gözle görülür bir şekilde harekete geçti. Dolayısıyla bugüne kadar Türk birliği ile ilgili söylenen sözler, atılan adımlar kimseyi tedirgin etmemişti ama şimdi siz el atınca coğrafyadaki bir takım ülkeler bunu gündem ettiler. Özellikle Rusya'dan bunu tehdit olarak algılayanlar oldu. Türkiye açısından Türk Birliği'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın nihai hedefi ve muradı nedir ve bunu tehdit olarak görenlere mesajınız nedir? Erdoğan konunun açılmasından memnun ama bir nokta dışında. Dışarıda bundan rahatsız olanlar olmadı değil, olmuştur da hatta. Bu konuda Rusya rahatsız oldu diyemem. Şimdi Rusya ile başımı belaya sokmanın sırası mı demiş oluyor? Böyle kaş yapayım derken göz çıkarma örneklerine sınır tanımayan yaranma çabası vakalarında rastlanıyor. Ama cevaplara göre sorular seansında turnayı tam gözünden vuranlar da olmuş. Örneğin Kanal 24'ten Ömer Özkök. İşte sorusu. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu ziyarete Beleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensinin ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında hakiki müslümanların sarayın yanında yeri yoktur ifadelerini kullandı. Bu paylaşımından bir gün önce de zat-ı halinizin gayrimilli olduğunu ve sizi destekleyenlerin de gayrimilli olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Bu sizi hedef almanın ötesinde sizin seçmeninizi, sizi destekleyenleri hedef alma şeklinde yorumlandı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Erdoğan sorudan tam anlamıyla memnun kalmış. Helal ve haramı öğrenmesi lazım. Şu anda parti kuran eski arkadaşları bile Bay Kemal'e hakkımı helal etmeyeceğim diyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'a kalkıp bunu söyleyen adam sen kiminle helalleşeceksin? Ömer Özkök rahat uyuyabilir. Şimdilik önü açık. Ama Erdoğan'ın uçağındaki cevaplara sorular seansında birincilik bana kalırsa Özkök'ün değil. Akşam yazarı Taceddin Kutay, tarihi, felsefi ve sosyolojik derinlikler taşıyan şu sorusuyla birinciliği hak ediyor. İyi Parti kurulduğu günden beri agresif diliyle dikkat çekiyor. Suriyelilere karşı bir pozisyonları var. Hatta Bayır Bucak Türkmenleri, Iraklı Türkmenler ya da Afganistan'dan gelen soydaşlarımız bundan masum kalmadı. Demek ki kan bağı, yabancı karşıtlığına mani değilmiş. Sayın Akşener son olarak Sağlık Bakanımızın Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki tedavilerine yönelik çalışmalarına da karşı çıktı. İlk defa olarak vatandaşlarımız yabancı gibi hedef alındı. Yani vatandaşlarımıza yönelik yerli karşıtlığını da sahneye koydu. Bu siyasal kültürümüzde olmayan bir şey. Siyasal kültürümüz mü dönüşüyor? Bu iş nereye varacak? Erdoğan, bana işte böyle sorularla gelin memnuniyeti içinde cevaplamış. Bizim böyle bir derdimiz yok. Olsa olsa Millet İttifakı'nın böyle bir yaklaşımı olabilir. Bunlar da kimdir? Bay Kemal'dir, Bayan Meral'dir, HDP'dir. Bunlar da nedense mültecilere karşı, ülkemize gelen göçmenlere karşı böyle bir düşmanlık var. Bizse böyle bir düşmanlığı yapamayız. Sonra Suriyeli kardeşlerimize yapılan briket evlerin nasıl başka ülkelerde uyandırdığı hayranlık konusuna girmiş. Hem bütün muhalefete bir anda çakıyor, hem Suriye politikasının doğruluğunu savunuyor, hem de başkalarının bizi kıskandığına gönderme yapıyor. Tam isabet yani. Şimdi tutup ne bekliyorsun ki diye soranlarınız çıkabilir. Böyle yönetime, böyle gazeteci. Siz de haklısınız. Bugünkü Türkiye'den gazeteci manzaraları işte böyle. Murat Yetkin Mehmet Tezkan 30 Kasım 2021 HalkTV.com.tr Erdoğan'ın söyledikleri Allah sonumuzu hayra eylesin dedirtti. Cumhurbaşkanının Türkmenistan dönüşü uçakta söylediklerini okudunuz mu? Duydunuz mu? Ben okudum. Okuyunca damat bakanın ayrılırken ne demek istediğini daha iyi anladım. Damat bakan veda mektubunda Cenab-ı Allah sonumuzu hayra eylesin demişti. O günlerde kızdık ama haklıymış. Damat bizi uyarmak istemiş. Dün tek kişilik hükümetin açıklamalarını okuyunca ben de içimden Allah sonumuzu hayır eylesin dedim. Çünkü söyleyecek başka söz bulamadım. Çünkü Erdoğan yaptıklarının doğru olduğuna inanıyor. Sonuna kadar yürüyeceğini söylüyor. Kur nereye kadar çıkarsa çıksın. Dolar, euro kaç para olur umrunda değil. Enflasyon diye meselesi yok zaten enflasyonun 2023 yılı Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi düşeceğini söylemiş. 18 ay sonraya randevu vermiş. Ömrümüz vefa ederse görürüz ama bu aylar zor geçer, sıkıntılı geçer. Gazeteciler merak edip sormamış, kur yükselirken, üretim maliyetleri artarken enflasyon nasıl düşecek dememişler. Sorsalar ekonominin kitabını yazan kişinin dünyayı sarsacak ekonomi teorilerini biz de öğrenirdik, biz de faydalanırdık. Neyse tarihimizde ilk kez kendi ihtiyacımıza, önceliklerimize, gerçeklere uygun ekonomi politikası izliyormuşuz. Nedir bu? Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi politikasıymış. Uçağa binen gazetecilerden biri, "Efendim 19 yıldır izlediğiniz politika tam tersi miydi?" diye sormamış. Zaten soran olsa bir daha uçağa binemez. Erdoğan'a göre ekonomide bağımsızlık mücadelesi veriyormuşuz. Vay canına. Politika faizini %19'dan %15'e indirdik diye mi bağımsız olacağız? Tam tersi oldu. Faiz arttı, devletin borçlanma faizi %20'nin üzerine çıktı. Uçak gazetecileri Erdoğan'a bunu da sormamış. Soramamış. Erdoğan'ın 3 gün önce İzmir'de söylediklerine dikkat çekerim. Demişti ki, gelişmekte olan ülkeler üzerinde oynanan, enflasyonu yükseltip faizleri artırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faizler ve kurlar düşünce %40-%50 karlarla çıkma oyununun önüne geçecek adımlar attık. Dediği doğru sıcak para önce hoşa gider sonra adamı çarpar. Ama bir dakika Erdoğan yıllarca sıcak para üzerinde sörf yaptı. Sıcak parayı kendi parası gibi kullandı. Bugünkü sıkıntıların nedeni bu. Gelen parayı betona gömmesi. Sorum şu, o günlerde Erdoğan'ın değerler silsilesi yok muydu? Yoksa aklına mı gelmedi? Bırakın yatırımı, artık sıcak para bile gelmeyince yine düşman yaratmaya kalktı. Yine görünmeyen dış güçlere savaş açtı. İkinci defa ekonomik kurtuluş savaşı ilan etmesi bundan. Erdoğan uçakta demiş ki: "Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içinde de inandıklarım, bilgim varsa faiz sebeptir, netice değildir. Enflasyon neticedir." Bu cümlede çelişki yok mu? Erdoğan ekonomi tahsiline dayanarak mı enflasyonu düşürmek için yüksek kur uygulamasına geçti yoksa dini inancı nedeniyle mi? Hangisi? Faiz haramsa her gün yükselen dolar ve eurodan para kazanmak haram değil mi? Kur nedeniyle temel maddelere zam yapıp insanları fakirleştirmek günah değil mi? Anlaşılan o ki Erdoğan'ın bütün çevresi parasını dolara yatırmış, kur arttıkça göbek atıyor, halk inim inim inliyor. Bir daha söylüyorum, faizin indirildiği doğru değil. Ülke riski arttığı için devletin aldığı borcun faizi arttı. Tüketici faizleri de düşmedi. İnanmıyorsanız girin bir banka şubesine, kredi almak istediğinizi söyleyin, bakın bakalım yüzde kaçtan veriyor. Ekonomi tahsili yaptım diyen, bu arada ne diplomasını gördük ne de ekonomi tahsili yaptığı okulda arkadaşlarıyla çekilmiş tek bir kare fotoğrafını. Neyse bu ayrı konu. Erdoğan'a soruyorum Faizi %8'e kadar indiren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı neden kovdunuz? Düşük faiz, yüksek kur politikası ülkenin ekonomik bağımsızlığı demekse neden 128 milyar dolarımızı doları 7 liranın altında tutmak için harcadınız? Bu soruları kimse Erdoğan'a soramıyor, o da bu konulara girmiyor. Peki gazeteciler Erdoğan'a ne soruyor diyeceksiniz? İşte son uçak gezisinden örnek. Gazetecinin sorusu ekonomi başlığına dair bir soru sormak istiyorum Üretim, istihdam ve ihracatı güçlendirmeye yönelik yeni bir ekonomi modelini hayata geçirdiniz. Yerleşik ekonomi düzenini, parayı yöneten sivil fakat dışa bağlı vesayet odaklarını derinden sarsan uygulamaları görmekteyiz. Faizi olabildiğince düşük tutmayı hedefliyorsunuz. 19 yıllık iktidarınızda hangi şartların olgunlaşmasıyla bu modeli hayata geçirdiniz? Yeni modelin artıları yakın vadede ortaya çıkar mı? Bu süreçte dar gelirlileri rahatlatacak yeni adımlar olacak mı acaba? Bu gazeteci sorusu mu? Gazetecinin eline tutuşturulan soru mu? Kararı siz verin. Erdoğan yanıt olarak faiz lobisi kuduruyor demiş. Dolar lobisi de bayram ediyordur. Devletle dolar üzerinden anlaşma yapanlar mesela. Devamı var. Aynı gazeteci araya giriyor ve soruyor. Ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Cumhuriyet tarihinde ezber bozan bir söylem ortaya koyuyorsunuz. Bu noktada bir gazeteci olarak arz etmek isterim. Halkta güven noktasında bir sorun yok fakat daha fazla bilgi ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Anlamaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bu noktada bu ekonomik argümanı bir model şeklinde aktaracak mısınız halka yoksa eylem düzeyinde mi kalacak? Gülmeyin. Bu soruları soranlar ortalıkta gazeteciyim diye dolaşıyor gazeteci arz ediyor. E diyeceksiniz ki böyle gazeteci olursa böyle iktidar olur. Haklısınız. Montegü der ki her toplum layık olduğu şekilde yönetilir. Mehmet Tezkan Barış Pehlivan, 30 Kasım 2021, Cumhuriyet Seval Türkeş, Bahçeli evimize savaş açtı. Telefondaki ses hem üzgün, hem öfkeli, hem sitemkardı. İzlediğiniz Alpaslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı düzenlendi. Böylece MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Hedefte olan Alpaslan Türkeş Vakfı'nın kurucusu ve Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i aradım. Kendisine saldırıyı nasıl yorumladığını sordum. Seval Türkeş özetle şunları dedi. Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP'nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa Sayın Bahçeli'nin Ankara İl Başkanı'nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak deli karar. Böyle bir tablo hem utanç verici hem de çok üzücü. Seval Türkeş'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de sitemi ve çağrısı vardı. Sayın Bahçeli, Türk işin ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz. CHP'nin hedefi kaç kişi? Biliyorsunuz CHP seçim için ilk mitingine cumartesi Mersin'de çıkıyor. Bu vesileyle partinin il başkanı Adil ile konuştum. Yasaklanan meydanla gündeme gelse de mitinge asıl ekonominin damga vuracağını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alan taşmalarıyla birlikte 70 bin kişiyi alıyormuş. CHP örgütünün o rakama kolaylıkla ulaşmayı hedeflediğini öğrendim. CHP İl Başkanı Aktay, müthiş bir ilgi patlaması var, tahminlerimizden de büyük bir kalabalık olacak diye konuştu. Kuşku yok ki 4 Aralık'taki Mersin mitingi Ankara siyasetini daha da ısındıracak. Milli Güvenlik Kurulu İsmail Demir'i görmedi. Savunma Sanayi Başkanlığı neden vardır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadar Türkiye'nin güvenliği ve savunma altyapısı için her şeydir. Nereye bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına. Böylesine kritik bir kurumun başkanı kimdir? İsmail Demir. Şimdi bu ansiklopedik bilgileri neden hatırlattım? Şundan. Biliyorsunuz son Milli Güvenlik Kurulu bildirisine ekonomi politikalarında karşılaşılacak tehditler bile girebildi. Askerler MGK tarihinde ilk kez böylesi bir bildiriye imza attı. Keşke diyorum aynı askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başındaki İsmail Demir için de iki çift laf edebilseydi. Ekonomiden dem vururken Demir'in hakkında kara para soruşturması olan Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte fotoğraf vermesini ya da onun otelinde kalmasını da biraz dert edinselerdi. Keşke diyorum, tahliye edilen Baylok'un lisans sahibi David Keynes'in itiraflarında da Türkiye'nin milli güvenliğine tehdidi görebilselerdi. Keynes'in İsmail Demir'le 7-8 kere görüştüm demesinin ne anlama geldiğini düşünebilselerdi. Demir'in oğlunun FETÖ'ye halen bağlı olduğu iddiasının savcılık dosyalarına girmesine dair biraz kafa yorsalardı. Keşke. Peker'in yeni videosu. Milyonlarca insan merak ediyor desem abartmış olmam. Zira neredeyse 6 aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak interneti de kesildi. Evet, Sedat Peker'den bahsediyorum. Öğrendim ki Peker bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıkta olduğu belgesel bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış. Demem o ki, Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak. Barış Pehlivan <laughs> Mehmet Yılmaz, 30 Kasım 2021, T24 Kılıçdaroğlu'nun bilmecesi ve CHP'nin açmazı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün evinin mutfağında çektiği bir video yayınladı. Şu sözlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında neyleyim ben sarayları, paraları? Ben nefsimi körelteli çok uzun yıllar oldu. Tek bir muradım var benim, o da milletimin gelecekte bana dua etmesidir, o kadar. Havanda su dövme eylemini andıran Türk tipi politika yapma biçiminde her yöne çekilebilecek sözler bunlar. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu mesele yapmayacağını, kazanabileceği daha garanti görünecek bir adayın önünü açacağını mı anlatmaya çalışıyor? Yoksa tam tersine parlamenter sisteme geçişin altyapısının da oluşturulacağı bu geçiş döneminde en iyi Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını mı ihsas ediyor? Sarayla parayla ilişkisi olmadığını vurgulayıp nefsini de körelttiğini söylediğine göre birincisi olmalı diyebilirsiniz seçimi kazanabilecek güçlü bir adayın arkasında durarak bugüne kadar politikada kimsenin yapmayı başaramadığına mı talip öte yandan daha önce söyledikleriyle birlikte değerlendirecek olursak da tam tersi bir sonuca ulaşabiliriz egosuna yenik düşmeyecek sistemin değişmesinin yolunu açacak bu arada da ittifak koalisyon ortaklarının birlikte oluşturacakları programı uygulayacak bir cumhurbaşkanı tarif etmemiş miydi o tariflerdeki ipuçlarından yola çıkacak olursak da bu sözleriyle aslında kendi adaylığını üstü örtülü olarak ilan ediyor gibi görünüyor. Havanda su dövme esaslı Türk tipi politika yapmak derken de bunu anlatmaya çalışıyordum. Kılıçdaroğlu öyle ortadan konuşuyor ki bu sözleri oraya da çeksek gider buraya da çeksek gelir. Daha önce de yazmıştım. Seçime 19 ay var ve bugünden bir aday ilan ya da tarif etmek gereksiz bir iş. Sistemi değiştirebilmek için de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek tek başına yeterli değil. Meclis seçimini de kazanmak, anayasa değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılamasa bile referanduma götürecek çoğunluğu sağlamak gerek. Seçime yaklaşılırken araştırmalar Erdoğan'ı kimin yenebileceğini gösteriyorsa aday da o olmalıdır. Bugünden şu kazanır bu kazanır diye zar atmanın bir anlamı yok. Ancak bugünden yapılması gereken geniş kitlelerin teveccühünü kazanabilecek bir programı ortaya koymaktır. Meclis çoğunluğunu kazanabilecek olan şey Cumhurbaşkanı adayının kişiliğinden daha çok ortaya konulan ortak program olacak. Erdoğan kontrolsüz ve dizginsiz bir şekilde vahşi kapitalist bir programı yürürlüğe koydu. İzlediği bu politikanın bir tek amacı var ekonomik büyümenin maliyetini ucuz emeğin sırtına yıkabilmek. Erdoğan'ın ezeceği bu insanlara neyle ümit verilecek? Yaşadıklarının yabancıların oyunu değil, iş gücünün değerini pul etmeyi hedefleyen bir politikanın sonucu olduğunu ve bunun kader olmadığını vurgulayacak bir programı kim ortaya koyacak? Sistemin kendisiyle hiçbir sorunu olmayan sağ partiler mi? CHP'nin asıl açmazı burada yatıyor. Emekten yana bir program mı ortaya koyacak, neoliberal politikaları kendisinin daha iyi uygulayacağını söyleyen bir program mı yoksa ikisinin arasında dengeyi hedefleyen bir program mı? Bugün için bu soruların yanıtı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından daha çok önem taşıyor. Tam öğrenmişti ki seçimi kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta kendisine sorulmasına izin verdiği soruları yanıtladı. Yanıtlarından bir tanesini not ettim. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Buna da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yani biz ekonomik olarak da bağımsızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça içeriden dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık. Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu sözlerden ne anladınız? Böyle söylediğine göre iktidarla geçirdiği 19 yıl boyunca kendi ihtiyaçlarımıza ve önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir ekonomi politikası izlememiş. Neden? Bütün bu süre boyunca tek başına iktidardaydı. Başkanlık sistemine geçildiğinden beri MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin himmetine muhtaç ama ondan öncesinde ne istese yapabilecek siyasi güce sahipti. Daha doğrusu biz öyle zannediyorduk. Bunca yıldan sonra kendi gerçeklerimize ve önceliklerimize uygun politika uygulamaya başladığına göre o yıllarda bize gösterdiği kadar güçlü değilmiş. Demek ki o yıllarda vesayetçilerin, felaket tellallarının, mandacı iktisatçıların ve ekonomi tetikçilerinin hedeflerine uygun hareket ediyormuş. Ne diyeyim bilemedim. Tam öğrenecekti ki seçimde yolcu olacak diye bitireyim bari. Mehmet Yılmaz